Bu belgesel çalışmada sabit ve durağan çekimler gerçekleştirerek farklı yerlerde, farklı ışık koşullarında stüdyo ortamı yaratılarak pürüzsüz sabit video görselleri sunmayı amaçladık. Kral II. Ramses, Mavi Kepreş tacı veya Savaş Miferi içinde Heka asasını kavrarken görünür. Heykel, Mısır'ın en uzun süre hüküm süren ve en ünlü kralının Torino başyapıtı portresi olarak dünyaca ünlüdür. Geleneksel kraliyet portrelerinden kopan büyük general, devasa bir çan kılıfı oluşturmak için asimetrik olarak dökümlü uzun bir cübbe giyiyor ve ayakları sandaletlerle ayakkabılı. Amarna dönemi müdahale etmeseydi, kralın savaş alanında olduğu gibi çıplak ayaklı ve serbest dolaşıma izin veren bir etek giymesi beklenebilirdi. Aynı zamanda, gözler için gerçek yuvalar ve kapaklarla yüzün daha gerçekçi bir şekilde modellenmesini mümkün kılan Amarna'nın sanatsal yeniliğidir. Burun son derece büyük, ağız orantılı olarak küçük. Çene bile çekiniktir, bunların hepsi bu noktaya kadar olağan dışıdır. Geleneğe verilen bir taviz, kaşların ve kozmetik çizgilerin kesilmesidir. Düşman yabancı kabileleri temsil eden 9 yay. Sembolik olarak kralın ayaklarının altına ve iki mahkuma kazınırlar. Tabanda bir Asyalı ve bir Nubyalı da tasvir edilmiştir. Kralın Mısır ve mülkleri üzerindeki mutlak üstünlüğünün altını çizmektedir. Kralın bacaklarının solunda ve sağında, daha küçük ölçekte ve göreceli önemlerine göre, yazıtta debayı Tanrıçası Mut tarafından sevilen olarak tanımlanan Kraliçe Nefertari Meritmut ve Ramses'in oğlu Amun Herkepeşef'in figürleri vardır. İkinci, Ramses'inki gibi bir heykel yapmak için gereken usta sayısını ve çalışma saatlerini tahmin etmek zordur. Siyah granit, genellikle kireç taşı ve kum taşı kesmek için kullanılan bakır aletlerle modellenemezdi, bunun yerine büyük sertlikte bir taş olan dolerit aletler gerektiriyordu. Bu malzemenin çekiçleri ve keskileri, kıymıkların çıkması için taşın yüzeyinde defalarca dövüldü heykelin yüzüne, örneğin burun deliği boşluklarına bakarsanız, bu yöntemin izlerini hala görebilirsiniz. Bittiğinde, heykel aşındırıcılar, kum veya kum taşı çakılları ile cilalandı. Bir heykelin oyulduğu malzemeyi belirlemek birçok bilgiyi ortaya çıkarabilir. Aslında, Neolitik çağlardan beri ve Firavun tarihi boyunca Mısırlılar, heykel yapımında farklı tane, sertlik ve renkte çok çeşitli taşlar kullanmışlardır. Bunlardan bazılarının taş ocakları Nil'den uzaktadır ve çöl boyunca Nil Vadisi'ne taşınan blokları çıkarmak için keşif gezilerine ihtiyaç duyulmuştur. Bir örnek verilirse, Doğu Çölü'nde çıkarılan Beken taşıdır. İkinci, Ramses heykeli için kullanılan taş, Mısır'ın güneyindeki Asvan'dan çıkarıldı. Bu nedenle blok, nehir boyunca heykelin bulunduğu Karnağa gitmiş olmalı. İkinci, Ramses'in çocukken heykelinde, kral ikinci. Ramses'i Şahin şeklindeki Kenan Güneş Tanrısı Havron'un önünde oturan bir çocuk olarak temsil ediyor. Kral, Mısırlı bir çocuk için tipik bir şekilde sunulur. Çıplak, parmağı ağzına, başının sağ tarafından sarkan büyük bir gençlik kilidiyle. Ayrıca alnında bir Uryus ve başının üstünde bir güneş diski var, sıv bitkisini sol elinde tutuyor. Heykelin kralın adını hecelemek için okunabileceği iddia edilmiştir. Güneş diski reyi temsil eder, çocuk mestir ve sıv bitkisi Ramses sıvey'nin son öyesidir. Şahinin kireç taşı yüzü parçanın geri kalanından ayrı bir yerde bulunmuştur. Bu heykel, Büyük Amunre tapınağının çevre duvarından çok uzak olmayan bir yapı kümesinin parçası olan Tanisteki kerpiç bir binanın kalıntılarında bulundu. Bu muhtemelen bir atölyenin parçasıydı çünkü Gaga bitişik bir odada bulundu. Muhtemelen hiçbir zaman tamamlanmayan onarım atölyesindeydi. 2. Ramses'in büstlerinde farklı olarak Mısır Torino Müzesi'ndeki bir Ramses heykeline benzerlikleri vardır. Kahire parçası, Torino heykelinin giydiği mavi kepreş tacı yerine uzun bir peruk takıyor kralın alnında bir Urius görülebilir ve genç bir yüz ve hafif bir gülümseme ile gösterilir. Burnu eksik olsa da bazen, beş sıra boncuktan oluşan bir yaka ve dar pilili bir elbise giyiyor. İkonik, yenilikçi ve vizyoner ikinci. Ramses, tartışmasız tüm eski Mısır'ın en çok müjdelenen kralıdır. Tarihsel olarak ve pop kültüründe büyük Ramses olarak bilinen tanrılaştırılmış lider, kaybedilen toprakları geri aldı, ulusunun sınırlarını genişletti, insanlık tarihindeki ilk barış anlaşmasına aracılık etti ve şehirlerin, tapınakların ve anıtların inşasına öncülük etti. Antik soyguncular ünlü kralın mezarını soymaya çalışmışlar, tarihçileri ve dünyayı, mumyasının ve onunla birlikte gömülü olan ilgili hazinelerin sonsuza dek kaybolduğuna inandırmışlar. Ancak, 1881'de Büyük Ramses'in mumya tabutunda, uzun süredir kayıp olan diğer kraliyet mumyalarıyla birlikte dramatik bir şekilde yeniden keşfedildi. Tanrı Amun ile Tanrıça Mut arasında oturan Kral II. Ramses'i tasvir eden pembe granit üçlü heykel, Tanrıça Hator'un nitelikleriyle temsil edilir. İlahi kucaklamanın merkezindeki kral, Deban üçlüsünü oluşturmak için iki tanrının oğlu konsunun yerini alır. Her iki tanrı da yeni krallık krallarının koruyucuları ve garantörleri olarak kabul edildi. 2. Ramses, Amun koçunun boynuzlarının üzerinde güneş diski ve üzerinde hakikat ve adaletin sembolü olan maat tüyleri ile nem başlığının üzerine atef veya demet tacı takar. Eski Mısır'da kucaklamak fiili, sen idi, ancak aramak olarak da tercüme edilebilir. 2. Ramses, Büyük Ramses olarak da bilinir. 3. Tutmoz ile birlikte Mısır'ın en önemli krallarından biridir. Bu anıtsal heykel, rüzgar ve bereket tanrısı Amun ile Amun'un arkadaşı tanrıça Mut arasındaki ikinci. Ramses'i gösteriyor. İkinci. Ramses heykeli, kireç taşına oyulmuş devasa heykelinin ayakları olmamasına rağmen yaklaşık 10 metre uzunluğundadır. Mitrahina, yani Memphis köyünün yakınında bulunur. Heykel 1820 yılında İtalyan gezgin Giovanni Battista Caviglia tarafından bulunmuştur. Dev, inanılmaz bir eserdir. Ramses yüzüstü pozisyonda tasvir edilmiş, ancak tam bitirilmemiş. Parçanın nasıl yapıldığı, heykeli ziyaret eden çoğu misafirin dikkatinden kaçar. Bu büyük heykelin özü, oyulmuş yüzeyin birçok metrekaresinde yatmaktadır. Bu büyüklükte bir görevle karşı karşıya kalındığında, taştan herhangi bir modern işçinin alnında soğuk bir ter oluşacaktır. Bu taşın sunduğu birçok sorun arasında onu şekillendirecek heykel tıraşın dehşeti tahmin edilemez. Kralın göğüs kasları düzgün bir şekilde oyulmuştur ve doğal olarak gövdeye akar. Bu da ikinci Ramses'in hüküm sürdüğü Mısır'ın yeni krallık çağının zanaatkarlarının ve heykeltıraşlarının ihtişamını sergiler. Heykel büyüklüğüyle nefes kesicidir ve Mısır'ın ufkunda tüm ihtişamıyla dikilmiş bu devasa duruşu hayal etmek çok zordur. Düşmüş dev, PTAH tapınağının güney kapısının yakınında bulundu. 2. Ramses'in devasa kireç taşı heykeline yaklaşık 30 metre uzaklıktadır orijinal renklerin bazıları hala kısmen korunmaktadır. Bu muhteşem eseri barındırmak için Memphis'te küçük bir müze inşa edilmiştir. Kahire Müzesi'nde sergilenen bu blok, Kral II. Ramses'in düşmanlarını vurmasını temsil eden geleneksel bir sahne ile dekore edilmiştir. Eksiksiz, zarif bir kostüm giyiyor. Urius ile süslenmiş mavi kepreş tacı, USEKH veya V.S.K. adı verilen yaka, ayrıntılı bir giysi, iki kolçak, iki bilezik ve sandalet. Kral, sol elinde üç mahkumu saçlarından tutarken, sağ elinde onlara vurmak üzere olduğu bir balta tutar. Düşmanların yüz hatları, saç modeli ve sakalları üç farklı halka ait olduklarını gösteriyor, Nubyalılar, Libyalılar ve Suriyeliler. Birinci Susannes'in Tanis'teki kraliyet mezarındaki değerli eserler arasında, ikinci Ramses'e ait bronz bir mangal veya fırın bulundu. Tanis civarındaki bir sarayda veya tapınakta veya debeste saklanan önemli bir nesne olabilir. İkinci, Ramses'in kutsal bir eseri olarak ve bu büyük krala hürmet ve saygının bir göstergesi olarak Tanis'e götürüldü. İkinci, Ramses'in sobası X ışını kırınımı ve X ışını floresan teknikleri ile incelenmiştir. Daha sonra kimyasal arıtma ve konservasyon işlemleri uygulandı. Sobanın yüzeyini kaplayan korozyon ürünlerinin atakamit, paratakamit, kalumetit, malakit ve bazı yamalarda azurit olduğu tespit edildi. Sobanın muhtemelen cevherlerdeki safsızlıklar nedeniyle az miktarda kurşun ve demir izleri içeren dökme bronzdan oluştuğu kanıtlandı. Bu devasa bloklar, ikinci. Ramses'in kraliyet jübilelerinden birinin anısına dikilmiş büyük bir geçitten geliyor. İki sunu sahnesi üst üste yerleştirilmiştir. Üst sahnede ikinci. Ramses, bereket tanrısı Min ile özdeşleştirilen annesinin boğası Kamutef şeklinde Amun Reyn'e içki teklifleri sunarken tasvir edilmiştir. Alt sahnede kral, kraliyet jübilesinin hamisi P.T.A.H. Tatanen'e adaklar için dua ediyor. Sağ tarafta ikinci, Ramses'in isimleri ve unvanları yazılıdır. Kapı pervazının dibinde, 20. hanedan kralı 3. Ramses, kabaca kendi kartuşlarını kazımıştır. Bloklar, 1912 ila 1913'te müzenin Mısır seferi tarafından keşfedildi ve burada Asasif Vadisi'nde dördüncü. Ramses tarafından üstlenilen devasa bir tapınağın temellerinde yeniden kullanıldı. Tapınak, Menchuhotep ve 3. Tutmoz geçitlerinin doğu kısmına yerleştirildi ve sadece Hatshepsut'un Deir el Bahri tapınağına giden geçidi ortaya çıkardı. Mısır Kahire Müzesi ve Kraliyet Mumyalar Salonu'nda, Firavun 2. Ramses, taçlı ve kraliyet Urius yılanlı, kıvrılmış bir peruk takmış olarak gösteriliyor. Sağ omzunu serbest bırakan pilili bir elbise giymiş. Bileğinde refah ve bütünlüğün sembolü olan horus gözü bulunan bir bileklik bulunmaktadır. İsinde, hükümdarlığını ve gücünü simgeleyen bir asa tutmaktadır. Arka sütunun üzerindeki yazı, kralın büyük zaferler kazanmış iyi bir lord olduğunu belirtir. Heykel, Ramessi'de işçiliğinin enfes bir örneğidir.